Arkadaşlar, Bakırköy Beyaz Kalem stüdyolarından selamlar. Enerji kaynaklarıyla birlikteyiz. Hemen arkadaşlar, enerji kaynaklarıma geçmeden önce size şöyle bir uyarıda bulunacağım. Sevgili arkadaşlar, enerji kaynaklarında gelen soru sayısı oranladığımız zaman toplam konu süresine göre çok fazla. Mesela biz yer şekillerinden, iklimden bayağı bir konu işledik. Saat olarak da fazla. Gelen soruları oranladığımız zaman burada sorunun gelme oranı daha yüksek. Bir soru Allah'ın emri. İki soru geldiği zaman da şaşırmıyoruz yani. O kadar önemli bir konu arkadaşlar. Bir ders saatini biraz belki geçer. Kısa bir konu ama çok faydalı, çok çağrılı bir konu. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi enerji kaynaklarına geldiğim zaman arkadaşlar konumuz ne biliyor musunuz? Biz normal tükettiğimiz bu elektriği hangi kaynaklardan elde ediyoruz? Onlara bakacağız. Hangi kaynaklardan? Barajlardan, sıcak sulardan, güneşten, rüzgardan, atom enerjisi henüz yok ama planlıyoruz. Beraberinde yine atıklardan, yemek atıklarından, hayvan dışkısından, daha da önemlisi termik diye tabir ettiğimiz, yani bir şeyleri yakıp ortaya bir ısı çıkarıyoruz. O çıkardığımız ısıdan dolayı, bakın hatırlayın, termometre mesela ısı, neleri yakıyoruz? Mesela linyiti, taş kömürünü, doğalgazı, petrolü, asfaltiti. Hocam, petrolden elektrik üretimi var mı direkt? Onu da araçlarda kullanıyoruz. Sonuçta enerjiye çeviriyoruz. Öyle düşünün. Şimdi geldim hemen daha bunlara başlarken size bir şey söylüyorum. Sevgili arkadaşlarım, termik diye tabir ettiğimiz bu kaynaklar sizce temiz mi, kirli mi arkadaşlar? Bunlar kirli. Biz kirli demiyoruz da bazen. Bunlara ne diyoruz? Bunlar fosil yakıtlar. Fosil ne demek arkadaşlar? Canlı atıklar, canlı kalıntılar, bitki kökleri mesela. Onlar toprağın altında uzun yıllar bekledikten sonra hemen bu tür malzemelere dönüşüyor. Bunlar kirli, yani fosil yakıt dedim. Ucuz mu, pahalı mı? Pahalı bunlar. Doğru mu? Peki bunlar bir yerden bir yere taşınır mı? Taşınmaz mı? Bunlar taşınmaz, güneş, rüzgar taşınmaz ama bunlar arkadaşlar ne olur? Taşınır. Bunların bir özelliği var, olumsuz belki bir özellik. Bunlar bitince bitiyor arkadaşlar. Yani kendi kendine ne yapmıyor? Yenilemiyor arkadaşlar. Bunlar yenilenemez arkadaşlar. Bunlar ne yapmaz? Yenilenmez. Aynı zamanda pahalı ve kirli olduğu üzerinde de bayağı bir vurgu yaptık. Şimdi geldim arkadaşlar. Linyiti. Linyiti şöyle yapıyorum. Linyit için şunu desem doğru mu? 7 bölgemizde de vardır desem doğru mu? Doğru. Hangi bölge çıkarımda birinci dersem? Çıkarımda Ege. Rezervlerde birinci derse, linyit rezervlerinde birinci olan bölge derse o Doğu Anadolu bölgesi. Ama çıkarımda birinci derse Ege bölgesi. Hocam, 7 bölgede de olduğu halde bu neden ithal edilir diye bana çok soranlar var. Ya hocam, 7 bölgede çıkarıldığını söyleyen sensin. Ama bu adam ithal ediliyor. Neden? Her bölgede varsa niye ithal ediliyor? Yetmiyor mu acaba? Asıl mesele ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizdeki linyitler çok kaliteli değil. Kalite düşük. Bir sebebi daha var. Bir sebebi daha var. Bir de bunların rezervleri, yani yer altındaki tahmini miktarları nasıl? Çok parçalı ve dağınık. Şimdi hepsi bir yerde olsa oraya bir şantiye kurup çıkaracağım. 10 ton orada, 20 ton orada, 50 ton orada olunca her yere ayrı ayrı şantiye kuramıyorum. Bu sefer ne olacak? Her yere ayrı ayrı yapsam bunu harcı borcunu ödemeyecek. Diyorsun ki ya onlarla uğraşacağıma satın alayım daha iyi. Anladınız mı? Ha, çok çıkarıyoruz ama bize maalesef yetmiyor ya da kaliteden dolayı dışarıdan aldığımızı arkadaşlar bilelim, tamam mı? Şimdi linyiti bu şekilde yazdıktan sonra ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bana linyitle çalışan, linyitle çalışıp elektrik üreten santralleri bir düşünün. Neler söylersiniz? En büyük linyitle çalışan santralim hangisi? Linyitle çalışan en büyük termik santral Afşin Elbistan. Neresi? Kahramanmaraş. En büyüğü bunlar. Elbistanlılar bugün arkadaşlar var ya çok pişman. Niye buradayız diyorlar. O kadar hava kirliliği var ki arkadaşlar. Elbistan'da halk bu konuda çok şikayetçi mesela. Dedim ya, bunlar kirli mesela.
Onun için bu yakıtların kullanıldığı yerlerde genellikle lignitte ve taş kömürde söylüyorum, kirlilik çok fazla. Hocam doğalgazda da mı aynısı? Doğalgaz da kirli bir enerji ama kirlinin daha temizi. Öyle düşünün. Ama bunun en büyük sıkıntısını Afşin Elbistan çekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Buralarda santraller var. Bunlar yakılıp elektriğe dönüştürülüyor. Şimdi bu gördüklerimiz santraller. Afşin, Elbistan, Maraş. Manisa arkadaşlar, Allah rahmet etsin. Manisa, Soma'daki olayı hatırladınız. Manisa, Soma. Yine Muğla yatağın arkadaşlar. Yine Muğla, Gökova arkadaşlar. Devam. Çanakkale'nin bir ilçesi var. 3 harfli. Hadi söylüyoruz. Seramiğiyle ünlü hatta. Çanakkale, Çan arkadaşlar. Ankara, Çayırhan. Ankara, Çayırhan. Amasya, Çeltek. Hocam Çeltek 2. termik santrali. Nerede? Çeltek 2, Merzifon. Çeltek 2, Merzifon. Bunun Çeltek 1'i vardı mesela. O da yine Suluova'da, Amasya'da. Ama Amasya, Çeltek arkadaşlar Orta Karadeniz'in bir şehri. Önemli bir termik santral. Başka? Mesela Bursa, Ova Akça mı, Orhaneli mi? En çok karıştırılan şey. Bursa, Ova Akça doğalgaz. Ama Bursa, Orhaneli arkadaşlar ne oldu? Bursa, Orhaneli, lignit. Şuradan ayrım yapın. Bak şimdi Bursa'da iki tane büyük termik santral var. Öyle düşünün. Biri Ova Akça, biri Orhaneli. Ova Akça doğalgaz, Orhaneli bak lignit. Oraya dikkat arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine Adana'da yerli kömürle çalıştırdığımız bir termik santralimiz var. Bunları tek tek göreceğiz ama hocam bunları tek tek ezberleyeceğim mi? Bunlar lignitte çok fazla. Diğerlerinde birer ikişer tane. Tamam doğalgaz fazla ama mesela taş kömüründe iki tane var. Fazla yok. Onun için arkadaşlar gözünüzü korkutmasın bunlar. Bir de bunlara ek olarak bir şey daha yazacağım. Eskilerden kalan yine. Kütahya, Tavşanlı, Tunç Bilek arkadaşlar. Kütahya, Tavşanlı, Tunç Bilek. Daha adını sayamadığımız bir sürü yer vardır arkadaşlar. Ama ÖSYM'nin sorularında her türlü sınavda şunlar kesinlikle kullanılır arkadaşlar. Kesinlikle kullanılır. Bilginiz olsun. Bunlar ne hocam? Bunlar lignit'i yakıp elektrik üreten yerler. Bilgin olsun. Hangisi daha büyük? Afşin, Elbistan. En büyüğü bu. Kestim arkadaşlar, geldim taş kömürüne. Bir sorum var, bana hemen cevap verin şimdi. Kameralar karşısında. Arkadaşlar demir çelikte ham madde olarak kullanılır desem taş kömürü. Doğru mu yanlış mı? Taş kömürü demir çelikte ham madde desem doğru mu yanlış mı? Şu an doğru diyen arkadaşlar var. Onları buradan uyarıyoruz. Demir çelik kömürden mi yapılır? Yoksa demir çelikte enerji olarak mı kullanılır? Enerji ham madde değil arkadaşlar. Buraya dikkat. Peki taş kömürü nerede çıkarılır arkadaşlar? Zonguldak çevresinde arkadaşlar çıkarılır. Nerede arkadaşlar santralleri var? Nerede taş kömürüyle çalışan santraller var? Toplamda iki tane arkadaşlar. Bunun bir tanesi yine Zonguldak Çatalazı termik santrali, çok duydunuz. Bir tane daha var. Hocam onu duymamıştım diyenler olabilir. O da İthal taş kömürüyle Adana Su Gözü termik santrali. İthal taş kömürüyle. İthalse o zaman taş kömürü de bize ne yapmaz? Yetmez arkadaşlar. Sobalarda yaktığımız, kömür diye yaktığımız acaba taş kömürü mü, lignit mi arkadaşlar? Bizim sobada kullandığımız ne? Konutların ısıtılmasında kullanılan dediği ne olur arkadaşlar? Lignit olur. Konutların kullanılmasında lignit. Taş kömürünü sobada yakamam. Kalorisi çok fazla. Soba erir gider. Öyle düşünün yani. Bu kadar. Hepsi bu. Geldim doğalgaza. Doğalgaz ithal mi ihraç mı? En baştan söyleyelim. Doğalgaz
ithal. Doğalgaz bize yetmez. Doğalgaz nerelerde çıkar? Önce çıkarım yerlerini bir konuşalım. Ben haritamı arkadaşlar şöyle bir astım. Siz bana doğalgazın çıkarıldığı yerleri, ben yerleri işaretlerken siz bir tahmin edin. Burada doğalgaz var. Burada da var. Doğru mu? Burada da var. Bir de burada var. Bunlar nereler? Şuradan başlayalım. Çıkarım yerleri. Doğalgaz nerede çıkarılır? Geldim. Doğalgaz. Kırklareli, Hamitabat. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. Kırklareli, Hamitabat. Düzce arkadaşlar. Düzce, Akçakoca. Çıkarım. Bakın. Hocam alttakini yazmadık. Tekirdağ, Hayrabolu. Tekirdağ arkadaşlar, Hayrabolu ve Mardin, Çamurlu. Mardin, Çamurlu arkadaşlar. Buralarda sevgili arkadaşlar, buralarda doğalgaz ne yapar? Çıkar. Doğru mu? Peki nerede biz bunlardan elektrik elde ediyoruz? Doğalgazla nereden elektrik elde ediyoruz? Santrallerimizi bir tanıyalım. Bizim eskiden beri kullandığımız bir şifremiz vardı. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Çok eskiden. Bir şey derdik mesela. Oha diyoruz mesela. Hocam oha ne? Ova Akça arkadaşlar. Ova Akça neresi? Bursa. Bak ne dedim? Bak iyi bakın. Orhaneli Bursa. Orhaneli Linyitli. Ama Ova Akça doğalgaz. Onu karıştırmıyoruz. Yine geldim arkadaşlar. Hamitabat santraller, Hamitabat Kırklareli, Ani arkadaşlar, Ambarlı İstanbul, Avcılar İstanbul, Ambarlı İstanbul. Hocam, şimdi sadece bunlar yeterli mi? Türkiye'de birçok var, 100'e yakın santralden söz ediliyor. Tabii, hatta Türkiye şu anda, şu an çok kesin söylemek istemiyorum çünkü 2017 TÜİK verileri Ocak-Şubat gibi açıklanacak arkadaşlar. Mevcut durumda elektrik üretiminde bayağı bir paya sahip. Şu an birincilik konuşmayayım. Çünkü şu an ne öğrenirseniz belki öyle kalır. İkinci dönem yani Ocak-Şubat gibi arkadaşlar sosyal medyadan zaten takip ediyorsunuz. Oradan ben size yeni yeni çizelgeler, TÜİK'te sadece enerji değil, tarım ürünleri, hayvancılık, sanayi hepsini şehir şehir belki de o şekilde ben size paylaşacağım arkadaşlar. Orada daha net göreceksiniz hangisinden daha fazla elektrik elde edilir diye. Yalnız geçen seneki sınav sorusunu da burada hatırlatayım ben size. Türkiye hangisinden daha fazla elektrik elde eder diye bir soru vardı 2016'da. Şöyle bir soruydu. Hani doğalgaz mı, taş kömürü mü, lignit mi diye değil de şöyle sormuş. Şimdi biz bunları şu anki verilere göre söylüyorum. Bakın şu anki verilere göre, bu ayın verilerine göre hangisinden daha çok elektrik elde eder derse, şıkları da şöyle koysa A, B, C'de şu an doğalgaz derim. Ama sınavda adam farklı sordu soruyor. Lignitle taş kömürünü ayrı ayrı sormadı. İkisine birden kömür dedi. Lignite de taş kömürüne de ikisini de kömür deyince ikisi birleştirdiği zaman doğalgazı geçti. Ayrı ayrı sorsa doğalgaz diyeceğim. Ama ikisini birleştirdiğinde ikisini kömür dediğin zaman bu sefer cevap kömür oldu. Anladınız mı? Onun için biraz bekleyelim. Hangisi daha önde, geride onu o zaman konuşmak daha doğru olur arkadaşlar. Peki başka santral var mı? Şöyle yaptım. Başka santraller şöyle. 7 tane bölgemiz var. Bu şehir, bu bölgelerin en fazla gelişen, en büyük şehirlerini bana söyler misiniz? En fazla gelişen, en büyük şehirlerini. Mesela Karadeniz'den başlayayım. Bak gerçekten de denk geliyor. Odalarda da bu santraller var. Oha'yı bilin. Bir de 7 bölgemizin en fazla gelişen ve büyük şehirleri. Karadeniz'de Samsun, doğru mu? İç Anadolu'da söyle bana neresi? İç Anadolu'da Ankara. Marmara'yı zaten hallettik. İstanbul var. Ege'de söyle bana Ege'nin incisi neresi? İzmir, doğru mudur? Akdeniz'in eski büyük kenti arkadaşlar Adana. Güneydoğu'nun yıldızı, o bir sanayi kenti. Ne oldu? Antep arkadaşlar. Bir de Doğu Anadolu'nun en büyük şehrini bana söyleyin. Doğu Anadolu'nun bak, Güneydoğu'nun demiyorum. Doğu Anadolu bölgesinin en büyük şehri Erzurum mu, Kars mı yoksa Van mı? Van arkadaşlar. Bak, her bölgenin büyük şehirlerini söyledim.
Bir de ek bir şey yapayım. İstanbul'la yapışan bir şehir var. Gebze ile hemen. Gebze ile yapışıyor. O da arkadaşlar İzmit. İzmit arkadaşlar. Bunlar da bizim santrallerimiz. Daha bir sürü var. Ama bunları bilmeniz bence yeterli. ÖSYM kullandığı zaman İzmir'i kullanır. İzmit'i kullanır. İlla da ücra köşeler kullanacaksa abi burada Van var zaten. Van'ı kullanır. Hani onun için bunları da bilmeniz arkadaşlar size yeterli gelir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım geldim ben petrole. Petrole geldiğim zaman şöyle yapalım. Türkiye'ye petrol yetiyor mu? Yetiyor mu? Yetmiyor. Tamam. Türkiye'de petrol ithal ediliyor. Toplam ihtiyacımız olan petrolün yüzde kaçını ithal ediyoruz? Tahmin. Yüzde kaçını ithal ediyoruz? Petrolün yüzde 85'i ithal arkadaşlar. Demek ki yüzde 15'i de yerli petrol. Nerelerde çıkarılır demeden önce petrol çıkarımının yüzde 100'üne yakını, yüzde 100'ünü nerede kabul ediyoruz? Türkiye'de petrol yüzde 100 gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Hocam niye yüzde 100 gibi dedin, yakını dedin? Bazen petrol aramaları oluyor arkadaşlar. Sınavlarda yüzde 100 de dese, yüzde 100'e yakını da dese aynı kabul edin. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Mesela adam gidiyor Karadeniz'de petrol araması yapıyor. Atıyorum 5000 varil petrol getiriyor. Sonuçta onları çöpe atmıyoruz, dökmüyoruz ama hani biz yine %100'e yakınlığı düzenli olarak çıkarım anlamında %100'ü biz Güneydoğu'da diyebiliriz. Yani %100 de dese, %100'e yakını da dese yine sorularda doğru kabul edeceğiz arkadaşlar. Petrol nerede çıkar? Çıkarım. Bana petrol çıkarım noktalarını söyler misiniz? Petrol çıkarım noktaları Batman, Raman, Garzan. Doğru mu arkadaşlar? Batman, Raman, Garzan. Güzel. Siirt. Neresi? Siirt, Kurtalan. Adıyamanlı bir sanatçı var. Adını bir ilçeden almış. Adıyaman. Hadi artık. Kahta. Adıyaman, Kahta. Yine Diyarbakır'da arkadaşlar, Urfa'da falan arkadaşlar petrol çıkarımımız var. Size bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi %85'ini zaten ithal ediyorduk dedik. Doğru. Sen olsan, paran da olsa öyle düşün. Dışarıdan petrol alacaksın, ihtiyacın var. İşlenmiş petrol mü almak istersin? Ham petrol mü almak istersin? Bazıları hocam işlenmiş niye hazır? Hazır da adam işlenmiş petrolü daha pahalı satıyor ama. Ham alırsam benim kendi rafinerilerim vardı hatırlayın. Rafineri, damıtım merkezi. O rafinerilerinde işlersem daha ucuza getirebilirim. Ondan dolayı arkadaşlar bazı rafinerilerimizi şöyle şuraya yazalım. Rafinerler, il benden, şirket senden. İzmir, Ali Ağa. Tamam. İzmit, İpraş. Mersin, Ataş. Doğru mu? Kırıkkale. Hocam Kırıkkale ne alaka dersen, Türkiye'nin güvenlik merkezi, askeri nokta, başkentin dibi. Ankara'ya da petrol lazım sonuçta. Kırıkkale, Orta Anadolu. Batman. 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 Batman arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bizim rafinerlerimiz. Size ben bir şey soracağım. Sizce neden rafinerler arkadaşlar? Rafinerler neden? Bak Mersin'de, İzmir'de, İzmit'te neden genelde kıyılarda kurulma eğiliminde? Kıyılarda olmasının sebebi biz bunu ithal ediyoruz deniz yoluyla rahat getiririm diye. Bak Mersin Limanı, İzmir Limanı, İzmit Limanı. Bak limandan, hani ulaşımdan dolayı daha kolay. Peki bunlardan hangisi en küçük kapasiteyle çalışır? En küçük kapasiteyle çalışan hangisi? Hangisi? Mersin. Mersin, Ataş için hatta bir ara kapandı falan da dediler ama hala çalışıyor. Kullanma kapasitesi en az, kullanım kapasitesi en az olan rafinerimiz hangisi? Mersin, Ataş arkadaşlar. Peki bu rafinerlerinden hangisine mecburen boru hattı yapmışım? Bu rafinerlerinden hangisine mecburen boru hattı yaptım? Yani ham petrolü taşımak için mecburen boru hattı yapmışım. Acaba hangileri? Bak İzmit, İzmir, Mersin, Batman ve Kırıkkale.
hangisine mecburen, bak çaresiz, mecburen boru hattı yaptım. Gençler, az önce söyledim. Zaten bu üçüne, İzmit, İzmir, Mersin'e neyle getiririm abi? Gemiyle getiririm. Batman'da zaten, tamam getiriyorum ama Batman'da zaten getirmesem de adamın zaten kendi petrolü var. Hem çıkar hem işlenir. Ama Kırıkkale'ye ne gemi gider ne de petrol çıkarılır. Mecburen Adana yumurtalıktan buraya arkadaşlar ne var? Boru hattı var. Mecburen. Bundan dolayı arkadaşlar burada mecburen boru hattı yapılmış. Nereden hocam? Dışarıdan aldığım, ithal ettiğim petrolün depolanma merkezi, yani depom, Adana Yumurtalık. Aha tam şurası. Doğusunda. Yumurtalık'ta ben petrollerimi biriktiriyorum. Yumurtalık Kırıkkale boru hattı yapmışım. Mecburen Kırıkkale rafinerisine petrolü neyle taşıyorum? Yumurtalık Kırıkkale boru hattıyla. Çünkü konumundan dolayı mecburen petrol çıkmaz, gemi gitmez. Boru hattıyla taşımak arkadaşlar burada zorunlu olmuş. Anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar bunun. Coğrafi konumundan dolayı yani. Şimdi geldim asfaltite. Oraya zaten bir şey yazacağım. Asfaltit ne biliyor musunuz arkadaşlar? Asfaltit aslında bir anlamda kuru petrol demek. Asfaltit kuru petrol. Kuru petrolle çalışan bir tane santralim var. Bir tane santral, o da arkadaşlar Şırnak Silopi. Şırnak Silopi kuru petrolle çalışan bir termik santral. Arkadaşlar bunu bilmeniz yeterli. Tamam. Bakın termikleri gördük. Genelde ithalat var. Dış ticaret açığımızı bunlar ne yapar? İyice artırır arkadaşlar. Bunların arasında en kirli olanı taş kömürü, en temiz olanı da arkadaşlar doğalgaz. Çiçeğimi de çizdim. Tamam, bunu bu şekilde bilirim. Şimdi geldim yukarıdakilere. Ben bunlara ne yazsam doğru dersin? Mesela hidroelektrik, jeotermal, güneş, rüzgara desem ki sizler temizsiniz desem arkadaşlar. Sizler temizsiniz desem. Bunlar acaba doğaya bağlı mı? Doğaya bağlı olduğu için ucuz desem. Peki bunlar doğaya bağlı olduğu için yenilenebilir mi? Aynen. Bak, temiz, ucuz, yenilenebilir. Peki bunların bir özelliği var. Bunlar iklimden etkilenir mi? Aynen etkilenir. Şu adam etkilenmez. Jeotermalin iklimle bir ilgisi yok. Çünkü enerjisini yerin derinliklerinden alır. Ama barajlar, güneş, rüzgar enerjisini atmosferden alır. Onun için bunlar iklimde ne yapar? Etkilenir. Bak, bunlar temiz, ucuz, yenilenebilir. Bunları bu şekilde arkadaşlar bilelim. Tamam. Ama bunlardaki farklılık buna göre bu adamları ben bir yerden bir yere ne yapamam? Taşıyamam. Yani bunlar taşınamaz arkadaşlar. Bir yerden bir yere taşıyamam. Geldim hidroelektriğe. Gençler soruyorum size. Türkiye'de hangi coğrafi bölgemizde hidroelektrik enerji üretme potansiyeli en fazla? Potansiyel en fazla neresi arkadaşlar? Doğu Anadolu bölgesi. Niye hocam? Arazi dağlık, sular hızlı gider. Potansiyel fazla. Hangisinde potansiyel en az? Potansiyel en az Marmara'da. Çünkü akarsular denge profiline nasıl? Yakın. Arkadaşlar. Peki üretimde neresi arkadaşlar? Üretimde birinci olan bölge neresi derse, hangi bölgemiz barajlardan daha fazla elektrik elde eder? Atatürk Barajı en büyük baraj nerede? Adıyaman çevresinde. Güneydoğu yani. Bak, potansiyel en fazla derse Doğu Anadolu, ama üretimde birincilik dediği zaman cevap ne olacak? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Size bir sorum var. Hangi baraj Türkiye'de bir fabrika için kurulmuştur? Türkiye'de sence hangi baraj tek alüminyum fabrikamız olan Konya Seydişehir Alüminyum Fabrikası için kurulmuştur? Hangi baraj? Hangi baraj o fabrika için kuruldu? Alüminyum fabrikası için kuruldu. Hangi baraj? Hangi akarsu üzerinde? İpucu vereyim. Antalya'ya dökülüyor. Manavgat Nehri üzerinde bir barajımız var. Manavgat
O baraj hangisi arkadaşlar? O baraj Oyma Pınar. Hocam neresi için kullanıldı? Burası Türkiye'nin tek alüminyum fabrikası. Konya Seydişehir için yapılan bir baraj. Tek, bunu bilirim. Bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'nin şu an en yüksek barajı hangi baraj? En yüksek barajımız Çoruh Nehri üzerindeki bir baraj. En yüksek baraj, haydi söyle, Çoruh Nehri üzerinde arkadaşlar Yusufeli Barajı. Türkiye'nin en yüksek barajı hocam, en yüksek baraj Deriner değil miydi? Deriner'di, doğru. Ama en yüksek baraj şu anda açılan, hocam tam faaliyete girmedi ama makaslar çalıştı, kesildi kurdele. En yüksek baraj Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı. Hocam yüksek olmasının önemi ne? Bir baraj ne kadar yüksek olursa sular o kadar hızlı düşer. Potansiyel, güç potansiyel ne olur? Artar arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bilelim. Geldim jeotermale. Jeotermal enerjiler, sana soruyorum. Arazi kırıklı olmalı, doğru mu? Doğru. Hangi bölge? Ege. Bana jeotermal santralleri söyleyin dediğimde bazı arkadaşlar hocam Afyon diyor, Yalova diyor. Onlar kaplıca. Bana ne vereceksin? O kaplıca ile elektrik üretimi yapan santral lazım. Bunların şifresi var. Sıcak suyla elektrik üretimi yapan yerler. İdam. Oo hocam idam. İzmir, Balçova. Evet. Denizli, Sarayköy. Çok güzel. Aydın, Germencik. Son açılan Manisa, Alaşehir. Manisa, Alaşehir. Bunları bilirim. Hocam Çanakkale'de, Tuzla'da falan da varmış. Evet, sorularda bazen görüyoruz ama ÖSYM bir soru sordu birkaç sene önce. Çanakkale tarafına da bir işaret koydu ama orayı kabul etmedi mesela. Anlıyoruz ki böyle ufak tefek yerleri adamlar görmezlikten geliyor. Biz şunları bileceğiz. Bunlar sıcak suyla elektrik üreten yerler. Size bir sorun var. Türkiye'de jeotermal kaynaklar hangi alanlarda kullanılıyor? Sıcak sular hangi alanda kullanılıyor? Ben söyleyeyim, sen evet hayır de. Sıcak sular sağlıkta kullanılır mı? Kaplıca. Dolayısıyla turizm, harika. Konutların ısıtılmasında kullanılır mı? Gazete başlığı, Afyon enerjide bağımsızlığını ilan etti dedi. Konutlarda, seralarda kullanılır mı? Kullanılır. Sanayide kullanılır mı? Fabrikalarda bazen lazım oluyor. Orada da kullanılır arkadaşlar. Bunlara dikkat. Geldim güneşe. Türkiye'de güneşlenme potansiyeli en fazla olan bölgemiz. Güneşlenme potansiyeli en fazla olan bölgemiz Akdeniz mi, Güneydoğu mu? Güneşlenme potansiyeli en fazla olan bölgemiz Güneydoğu arkadaşlar. Bunu da bilelim. Güneş santralleri nerede? Türkiye'nin en büyüğü Konya'da. Türkiye'de en büyük Konya'da. Sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmeni arkadaşlara da söyleyeyim. Dünyada en büyüğü de bunun. Fas Rabat'ta kuruldu. Fas Rabat'ta Nur 1 santrali. Bizde Konya'da var. Denizli'de var. Mersin'de var. Hocam bir de Güneydoğu yaz diyenler var şimdi. Abi Urfa'da var. Şanlıurfa'da var. Gençler bir de Malatya'da var. Malatya. Çok yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Hocam niye hala tam yaygınlaşmıyor? O evlerin çatılarında gördükleriniz sıcak su elde eder. Onlar elektriğe henüz dönük değil yani. Ona dikkat. Bunların kurulum maliyeti çok fazla. Bak bunların enerjileri ucuz. Bak ben yazdım. Bunlar ucuz enerjiler. Ama o santrali kurmak bayağı bir pahalı. Problem o. Ondan dolayı ağır ağır gidiyor biraz. Özel sektörü de yap, işlet, devlet şekliyle de veriliyor. Devlet kredi veriyor mesela. Adam işletiyor. Belli bir yıl sonra devlete veriyor artık. Yani çok gelişiyor arkadaşlar. Ama tam anlamıyla da yaygınlaşmış değil bunlar. Mesela rüzgar santralleri en fazla nerede arkadaşlar? Ege bölgesinde. Şimdi batı rüzgarlarından dolayı batıdan gelen rüzgarlar önce nereden çarpar? Ege'de. Ondan dolayı Ege çok öncelikli. Hatta arkadaşlar İzmir Alaçatı'da öyle bir turizm de var biliyorsunuz değil mi yelkenciler? Alaçatı şuradan çıkar bak. Alaçatı. Rüzgarlar şiddetli estiğinde, fırtınaya dönüştüğünde evlerin çatıları ne olur? Uçar. Alaçatı.
başka en fazla olan şehrimiz Balıkesir. İstanbul'da var mı? Arkadaşlar Çatalca'ya giderken İstanbullular bilir, sol tarafta. Arnavutköy'de var yine. Amasya'da var. Hatay'a selamlar. Hatay Samandağ'da var arkadaşlar. Çok fazla yani, bunlar çok. Yine Çanakkale'de var. Yani yaygınlaştırılıyor bunlar. Ama arkadaşlar dediğim gibi maliyetlerden dolayı biraz yavaş. Bunların küçük bir sorunu var. O dönenler var ya, yel değirmenleri. Bunlar kuşlar o göç mevsimindeyken, hani kuşlar peş peşe gidiyor. Önden gidince arkadaşlar göremiyor. Aradan geçince kuşlar orada telef oluyor. Biraz da gürültü kirliliğinden söz ediliyor bunlarda. Biraz gürültü, biraz da şu kuşların göç mevsiminde oraya takılmalarından dolayı biraz zarar görüyorlar arkadaşlar. Sorularda görürseniz evet diyebilirsiniz yani. Atom enerjisi, nükleer arkadaşlar. Şimdi atom enerjisi Türkiye'de var mı yok mu? Ben söyleyeyim. Atom enerjisi Türkiye'de var mı yok mu? Henüz Türkiye'de nükleer santral yok. Henüz yok. Peki bu nasıl bir şey? Gençler bu şöyle bakın. Türkiye'de uranyum ve toryumdan kullanılacak. Uranyum, toryum, radyoaktif mineraller diyoruz biz bunlara. Radyoaktif mineraller kullanılır derse doğru. Uranyum, toryum. Bunlar o kadar değerli ki 1 gram uranyum 4 ton kömüre eşit. 1 gram uranyum 2 ton petrolün verdiği enerjiye eşit. Peki hocam bu temiz mi, kirli mi? Biz bunlara sorularda kesinlikle diyeceğiz ki siz temizsiniz. Temiz ama riskli. Temiz mi, temiz. Düzgün bir teknolojiyle yaparsan harika. Yapamazsan, bir sızıntı olursa sonuçları çok ağır. Peki bu normalde bizde yok. Neden? Teknolojimiz çok yeterli değil. Biz kimlere verdik bunu? Gençler biz bunu iki ülkeye verdik. Bir tanesi Mersin Akkuyu'da. Bir tanesi de Sinop'ta. Bunun biri Ruslar'da, biri Japonlar'da. İhale onlara verilmiş. Sizce Ruslara verilen Mersin mi, Sinop mu? Ruslara verilen Mersin mi, Sinop mu? Ya Ruslar ya Japonlar, iki kişi. Hangiler bunlar? Gençler, cevabı içinde RS Ruslar. Japon, bak pon. Japon, ne oldu arkadaşlar? Bu da Japonlara verildi. Sinop'ta müthiş bir kargaşa var. İstemiyorlar, tepki var ama arkadaşlar kurulacak muhtemelen. Destekliyor muyuz, desteklemiyoruz, o ayrı bir şey. Tamamen zararsız olduğunu bilsek, sonuçlarının iyi olacağını bilsek herkes destekler. Ama hani Çernobil olayını malum biliyorsunuz, Japonya'daki depremlerde o kolektörler sallanıyor, bozuluyor, gaz kaçağı şu bu oluyor. Onlar olmasa mesela sadece Mersin bile açıldığını düşünelim mesela. Sadece Mersin'deki elektrik üretimi Türkiye'nin toplam elektriğinin %25'ini elde edecekmiş. %25'ini tek başına. Çok güçlü arkadaşlar. Ama şu anda da devlet politikasında şu var. Yerli kömürle elektrik üretimini artırmaya çalışıyorlar. Yerli kömürle üretimi artırırsak arkadaşlar ne olacak? Bu sefer dışarıya para vermemiş olacağız. Şu an doğalgaza bir sürü para veriyoruz mesela. Devletin teşviği şu anda o yönde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ünlem koydum. Bunlar henüz yok. Bunlar neymiş? Bunlar proje arkadaşlar. Geldim biyomasa. Biyomas da arkadaşlar ne biliyor musunuz? Biyomas dediğimiz şey atıklardan. Öyle büyük şehirlerimiz var ki tonlarca günde çöp çıkıyor. Yemek atığı çıkıyor. Ya da çiftliklerde hayvan dışkısı çıkıyor, öyle düşünün. O atıkları biriktirdiğinde arkadaşlar metan gazı oluyor ve elektriğe dönüştürüyoruz. Hangi şehirler? Büyük şehirler. Yani nüfusun çok olduğu şehirler olsun ki çöp çıksın mesela. Bayburt'ta, Tunceli'de ne kadar çöp çıkacak? Ama İstanbul'da kamyon kamyon. İstanbul'da var arkadaşlar. Ankara'da var. Bursa'da var arkadaşlar. Yine İzmir'de var. Birçok büyük şehrimizde var. Mesela İsveç, Bulgaristan'dan çöp ithal eden bir ülke. O çöpleri ithal edip elektriği elde ediyorlar. Tabii artık alternatif enerji dediklerimiz bunlar aslında. Sevgili arkadaşlarım, enerji kaynaklarını öğrenmenin kısa bir yolunu ben size söyleyeyim. Bunları dinledik, şu an kafamıza belki yattı tamam ama bir boş kağıt alacaksınız, kendiniz bir daha yazacaksınız. Böyle bakarak, aklınıza düşünerek
evet bu buradaydı, bu buradaydı. Kendi içinde kısa kısa şifrelemeler yaparsan, öğrenme metodu geliştirirsen o daha iyi olur. Bir sefer yazdım, baktım tam oturmadı, yaz bir daha. Onun peşine de birkaç test çözdüğün zaman o zamanla böyle oturacak. Karlı bir konu arkadaşlar, bilginiz olsun. Sevgili arkadaşlarım Instagram'da ve Facebook'ta böyle mini mini konu videolara falan atıyorum sorular. Oradan da takipleşiyoruz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.